Organizasyon Güvenliği 5. Bölüm Önleme Tedbirleri. Hukuk devletinde bireylerin temel hak ve özgürlükleri korunduğu gibi hukuki güvenliklerin de sağlanması gerekir. Devletin en temel ve asli görevlerinden biri kamu güvenliğini sağlayarak toplumsal düzeni korumaktır. Devlet bu görevini kolluk teşkilatı aracılığıyla yerine getirir. Bir yandan kamu düzenini korumak için tehlikeleri bertaraf etmek, öte yandan bireylerin özgürlüklerine mümkün olabildiğince müdahale etmeme noktasındaki çatışmada bir hukuk devleti dengeli davranmak zorundadır. Demokrasiyi ve hukuk düzenini korumak için bazen bireylerin temel hak ve özgürlüklerine müdahale edilebilmektedir. Ancak bu müdahalelerin demokratik toplumun gerektirdiği orantıda ve hukukun üstünlüğü nazarında hareket edilerek yapılmalıdır. Devletin en temel ve asli görevlerinden biri kamu güvenliğini sağlayarak toplumsal düzeni korumaktır. Devlet bu görevini kolluk teşkilatı aracılığıyla yerine getirmektedir. Bir yandan kamu düzenini korumak için tehlikeleri bertaraf etmek, öte yandan bireylerin özgürlüklerine mümkün olabildiğince müdahale etmeme noktasındaki çatışmada bir hukuk devleti dengeyi doğru ayarlamak zorundadır. Detaylı olarak anlatacağımız önlenme tedbirlerinde amaç, yakın bir tehlike halinde mevzuatın öngördüğü usul ve çerçevede duruma müdahale ederek toplumsal barış sağlamak ve aynı zamanda anayasada teminat altına alınmış kişi hak ve hürriyetlerini korumaktır. Nitelikleri icabı çeşitli ve sayıları fazla olmakla birlikte biz bu bölümde önleme tedbirlerinden hem karşılaşma sıklıkları hem de kişi hak ve özgürlüklerine müdahale teşkil etmeleri dolayısıyla arz ettikleri önemden dolayı İletişimin önleme amaçlı denetlenmesi, önleme araması, durdurma, önleme yakalaması ve muhafaza altına alma tedbirlerine yer vereceğiz. Genel olarak önleme tedbirleri. Kolluğun en temel görevi suç oluşmadan tehlikeyi bertaraf etmek ve bu suretle suç işlenmesinin önüne geçmektir. Polis, Vazife ve Salahiyat Kanunu 2'ye 1'de geçer bu madde 2'ye 1'de. Bu bağlamda önleme tedbirlerini kısaca suç işlenmeden önce kolluk kuvvetlerince başvurulan uygulamada ve bazı özel kanunlarda önleyici ve koruyucu tedbirler olarak ifade edilen tedbirler şeklinde tanımlayabiliriz. Koruma tedbirlerine benzemekle birlikte onlardan ayrıldıkları temel nokta, koruma tedbirlerinde kolluk görevlilerini harekete geçiren sebep bir suç şüphesiyken önleme tedbirlerinde bu sebep yakın tehlikedir. Suç öncesi evreyi ifade eden bu aşamada henüz suça dayalı bir başlangıç şüphesi Ceza Muhakemeleri Kanunu 160'a 1'de geçer. Bu suç şüphesi, başlangıç şüphesi olmadığında Cumhuriyet Savcısının bir görevi ve fonksiyonu yoktur. Kural bu olmakla birlikte şunu da hemen belirtelim ki emniyet tedbirlerinin suç ile ilgili olanları da vardır. Suç işlediği sabit olan fakat akıl hastalığı veya yaş küçüklüğü gibi bir sebeple fiili dar anlamda cezaya layık olmayan kimseler hakkında uygulanan ve ceza kanunu tarafından emniyet tedbirleri olarak ifade edilen yaptırımlar da esasında tekrar suç işlenmesini engelleme amacı güden önleme tedbirlerdir. Önleme tedbirleri özünde idari işlem mahiyetinde işlemlerdir. Bu yüzden kanunda idari işlemler için aranan 5 unsurun da gerçekleşmiş olması gerekir. Ayrıntılı olarak anlatacağımız üzere idari mahiyetlerine rağmen önleme tedbirleri de tıpkı koruma tedbirleri gibi bazen kişi hak ve özgürlüklerine müdahale sonucu doğururlar ve bu yüzden bu tedbirler anayasada belirtilen hak ve özgürlüklerin sınırlanması ve durdurulmasına ilişkin temel prensiplere uygun olmalı ve kanunla düzenlenmelidirler. Önleme tedbirlerinin sebep unsurunu oluşturan tehlike somut olmalıdır. Kolluk faaliyetleri neticesinde bir kimseden şüpheleniliyorsa bu kimse henüz şüpheli değil, kuşkulanan kimsedir. Kuşku da somut olgulara dayanmalı ve makul olmalıdır. Eğer devlet bir kimseye suç işlendiğinden bahisle ondan kuşkulandığını açıklarsa bu kimse artık şüpheli olur. Önleme tedbirlerine basit bulgular neticesinde bir suç nedeniyle kendisinden kuşkulanan ve bu durum kendisine açıklanmayan bir kimse söz konusudur. İletişimin önleme amaçlı denetlenmesi. İletişimin denetlenmesi elektronik araçlarla gerçekleştirilen her türlü haberleşmenin taraflarının bilgisi ve rızası dışında dinlenilmesi, kaydedilmesi, kullanılması ve değerlendirilmesi anlamına gelir. Anayasanın 22. maddesine göre herkes haberleşme hürriyetine sahiptir ve haberleşmenin gizliliği esastır. Yine anayasaya göre bu hürriyet kamu düzeni, milli güvenlik, genel sağlık, genel ahlak, başkalarının hak ve özgürlüklerini korunması ve suç işlenmesini, önlenmesini amaçlarından biri nedeniyle sınırlanabilir.
Sınırlama demokratik ve laik cumhuriyetin gereklerine uygun olarak kanunla yapılmalı ve ölçülü olmalıdır. Anayasanın bu düzenlemesi aynı hakkı koruma altına alan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesi ile uyumludur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Klas ve diğerleri Almanya davasında esasında kişilerin iletişimlerinin denetlenmesinin sözleşmeye ihlal manası taşıdığını fakat sözleşmede öngörülen meşru hallerde orantılı bir müdahalenin hukuka uygun olacağını belirtmiştir. Olay şu şekilde gelişmiştir. 1968 yılında Almanya'da yaşayan ve G10 olarak adlandırılan bir düzenleme kişilerin mailleri, posta ve telekomünikasyon bağlantılarına bilgiler olmaksızın yasada öngörülen usule uymak kaydıyla yerine yasayla yetkili kılınmış mercilerce denetlenebilmesine mümkün kılmıştır. Avukatlardan ve bir hakimden oluşan 5 kişilik grup iç hukukta düzenlemenin iptali yolundaki çabaların karşılıksız kalması üzerine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 6 ve 8. maddeleri kapsamında teminat altına alınan haklarına müdahale edildiği iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuşlar. Alman hükümeti başvuranlar hakkında bir işlem tesis edilmediğinden hakların ihlal edildiği iddiasının yerinde olmadığı dolayısıyla mağdur olmadıkların bahisle başvurunun kabul edilmemesi gerektiği noktasında savunma yapmıştır. Mahkeme mağdur kavramı hükümet tarafından oldukça katı yorumlandığı oysa yasa ile birlikte tüm Alman vatandaşların potansiyel olarak gizlice takip edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve bu yüzden hükümet savunmasının yerinde olmadığını belirtmiştir. Kişilerin bilgileri dahilinde olmadan haberleşme içeriklerinin takip edilmesi, sözleşmenin 8. maddesi ile koruma altına alınmış özel hayatın gizliliği hakkını ve haberleşme hürriyetini zedelemektedir. Bununla birlikte aynı maddede ölçülü olmak kaydıyla ulusal güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin refahı, düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması gibi sebeplerde bahsedilen özgürlüklerin sınırlanabileceği hüküm altına alınmıştır. G10 olarak adlandırılan düzenleme kişilerin haberleşme içeriklerini ancak ulusal güvenlik, suç işlenmesi, önlenmesi gibi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde sayılan meşru sınırlama sebepleriyle, paralel gerekçelerle ve oldukça detaylı bir usulle denetlenmesine mümkün kılmıştır. Yine aynı düzenlemeye göre denetim belli bir süre için yapılacak. Denetim sonunda hakkında tedbir uygulanan kimseler bilgilendirilecek ve elde edilen veriler bir suçla ilişkili değillerse kısa süre içerisinde yok edileceklerdir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi denetimin yapılacağı hallerin sözleşmede öngörülen sınırlama sebeplerine uygun olmasını, karmaşık ve zor bir usul öngörülmesini ve süre sınırı konulup verilerin kısa sürede yok edilmesi tedbirlerinin durumun gerektirdiği ölçüde makul bulmuş ve bu nedenle 8. maddenin ihlal edilmediği noktasında karar vermiş. Evet, bu örneği G10 düzenlemesi örneğini bir sonraki bölümde arkadaşlar 6. bölümde detaylı olarak inceleyeceğiz. Milli İstihbarat Teşkilatlarınca iletişimin istihbarat amaçlı denetlenmesi. 2001 yılına kadar MİT tarafından yapılan iletişim denetlenmesi faaliyetiyle alakalı bir düzenleme olmamakla birlikte bu tarihte yapılan değişiklikle istihbarat düzenlemelerinin kanunla yapılması zorunlu getirilmiş ve MİT kanunun 6. maddesine 2005'e 5397 numaralı kanuna bir takım değişiklikler eklenmiştir. Söz konusu maddede 2014 yılında yapılan değişiklikle birlikte istihbarat amaçlı olarak iletişimin denetlenmesinde şu esaslar belirlenmiş. Hakim kararı veya gecikmesinde sakınca olan hallerde MİT müsteşarı veya yardımcısının yazılı emriyle telekomünikasyon yoluyla iletişimin tespiti ancak anayasanın 2. maddesinde belirtilen temel niteliklere ve demokratik hukuk devletine yönelik ciddi bir tehlikenin varlığı halinde devletin güvenliğinin sağlanması, casusluk faaliyetlerinin ortaya çıkarılması, devlet sırrının ifşasının tespiti ve terörist faaliyetlerin önlenmesi amaçlarıyla yapılabilir. Gecikmesinde sakınca olan hallerde yazılı emir 24 saat içerisinde görevli ve yetkili hakimin onayına sunulmalıdır. Bu halde hakim kararını 24 saat içinde verir. Eğer bu süre geçerse veyahut hakim aksi yönde bir karar verirse tedbir derhal kaldırılır ve varsa kaydedilmiş veriler 10 gün içerisinde yok edilir. Yetkili ve görevli hakim Ankara Ağır Ceza Mahkemesi üyesidir. Kararda ve yazılı emirde tedbirin süresi, kapsamı ve sebep unsuru ile birlikte hakkında tedbir uygulanacak kimselerin kimliği, kullandığı iletişim aracının cinsi, telefon numarası veya iletişimin tespiti mümkün kılacak koda yer verilir. Tedbir en çok 3 ay için verilebilir. Aynı usul istenme kaydıyla süre 3'er ayı geçmeyecek şekilde en fazla 3 ay daha uzatılabilir. Fakat tedbir casusluk faaliyetlerinin tespiti veya bir terör örgütün faaliyetlerine ilişkin ise hakim 3'er ayı geçmeyecek şekilde sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilir. 6. maddenin 9. fıkrasına göre
belirttiğimiz usule uymadan yapılacak işlem hukuken geçerli olmayacak ve bu şekilde dinleme yapanlar hakkında 52-37 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Yasa dışı dinleme yapıldığı için. Suç inleme amaçlı, önleme amaçlı iletişimin denetlenmesi. Bir suçu önleme amacıyla iletişimin tespiti, kamu güvenliğini koruma ve bu suretle toplumsal düzeni tesis görevini üstlenen polis teşkilatı, polis vazife ve salayet kanunu ek madde 5 ve jandarma teşkilatı, jandarma teşkilatı kanunu madde 5 tarafından yerine getiriliyor. Bu maddelerde geçiyor yani. Bu tedbire ancak kanunda belirtilen ve aşağıda yer vereceğimiz katalog suçlara ilişkin olarak hakim kararıyla başvurulabilir. Jandarma ve polisin iletişimin tespiti tedbirini uygulayabileceği suçlar aynı olup Adliye Kanunu 12. maddesinde belirtilmiş. Adliye Kanunu 12. maddede sayılan suçlar şunlardır. Örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret suçu, TCK 188'de geçer. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama suçu, TCK 282'de geçer. Haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyetleri çerçevesinde cebir ve tehdit uygulanarak işlenen suçlar sayılmış TCK 220'de. 305, 318, 319, 320, 324, 325 ve 332. maddeler hariç TCK 2. kitap 4. kısım 4, 5, 6 ve 7. bölümde tanımlanan suçlar. Bunlar madde madde sayılmış Türk Ceza Kanunu'nda arkadaşlar. 302'den bir başlıyor şeye kadar 339'a kadar maddeler var ekranda görüyorsunuz. Oraya kadar sayılmış bu suçlar. Önleme denetlemesi kararını Ankara Ağır Ceza Mahkemesi üyesi verir. Polis vazife salayet kanunu ek 7 madde 3. Gecikmesi de sakınca olan hallerde polis bakımından emniyet müdürü veya istihbarat daire başkanı da yazılı emir verebilir. Daha sonra jandarma bakımından jandarma genel komutanı veya istihbarat başkanı yazılı emir verebilir. Bu emirler 48 saat içerisinde hakimin onayına sunulur ve hakim kararını 48 saat içinde verir. Polis vazife salayet kanunu madde 7'ye 2, jandarma kanunu madde 5'e 1'de geçer. Bu önleme amaçlı iletişim denetlenmesi kararı en fazla 3 ay için verilir ve gerekiyorsa 3'er ayı geçmeyecek şekilde en fazla 3 defa daha uzatabilir. Fakat tedbir bir terör örgütün faaliyetlerine ilişkin ise hakim 3'er ayı geçmeyecek şekilde sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilir. Yine polis vazife salayet kanunu ek madde 7'ye 4, jandarma kanunu ek madde 5'e 1 şeklinde. Eğer bu süreler geçilirse veyahut hakim aksi yönde bir karar verirse tedbir derhal kaldırılır ve varsa kaydedilmiş veriler 10 gün içerisinde yok edilir. Kararda ve yazılı emirde tedbirin süresi, kapsamı ve sebep unsuru ile birlikte hakkında tedbir uygulanacak kimselerin kimliği, kullandığı iletişim aracının cinsi, telefon numarası veya iletişimin tespiti mümkün kılacak koda yer verilir. Suç işlenmesinin önlenmesi ve istihbarat amaçlı iletişim denetlenmesi amacıyla elde edilen bulgular ancak bu amaçlar için kullanılabilir. Bunun dışında ne hukuk davası ve disiplin soruşturmalarında kullanılabilirler ne de soruşturma veya kovuşturma aşamalarında delil olarak kullanılabilirler, kabul edilebilirler. Bu konuyla alakalı Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2011 tarihli 2011'e 95 sayılı kararı şöyledir. Sanığın silahlı terör örgütüne yardım suçundan cezalandırılmasına karar verilen olayda özel daire ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında oluşan ve ceza genel kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık, eksik soruşturma ile hüküm kurulup kurulmadığının belirlenmesine ilişkindir. Ancak 53-97 sayılı yasanın 2. maddesi ile 28-03 sayılı jandarma teşkilat ve görev ve yetkileri yasasına eklenen ek 5 madde uyarınca verilen ve uygulamada önleme dinlemesi olarak isimlendirilen iletişimin tespiti ve denetlenmesi kararı üzerine elde edilen bulguların ceza yargılanmasına delil olarak kullanılıp kullanılmayacağı hususu öncelikli olarak değerlendirilmelidir. 52-71 sayılı CYY'nin 170. maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcısı soruşturma evresi sonunda toplanan deliller suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa iddianame düzenlemekle yükümlüdür. Bu hüküm uyarınca iddianame düzenlenebilmesi yeterli delil elde edilmiş olmasına bağlıdır. Bu nedenle soruşturmanın amacı işlendiği iddia olan eylem ve bu eylemi gerçekleştirdiği ile sürülen fail hakkında delil araştırmaktır. İletişimin denetlenmesi de ceza yargılanmasında delil elde etmek amacıyla başvurulan koruma tedbirlerinden birisidir. 52-71 sayılı yasa ile
yapılan düzenleme ve buna paralel olarak çıkarılan diğer yasa ve yönetmeliklerle gerçekleştirilen düzenlemeler göz önüne alındığında hukukumuzda iletişimin tespiti ve denetlenmesi konusunda iki türlü düzenleme bulunduğu görülmektedir. Bunlardan ilki amacı işlenmiş ya da işlenmekte olan bir suça ilişkin delil elde etmek olan 5271 sayılı CEİ'de düzenlenen iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması. Diğeri ise 2305 gün ve 25.884 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5397 sayılı yasayla 25.59, 28.03 ve 29.37 sayılı yasalarla yapılan değişikliklerle gündeme gelen ve amacı suç işlenmesinin önlenmesi olan ve öğreti ve uygulamada önleme dinlenmesi olarak adlandırılan iletişimin denetlenmesidir. 5397 sayılı yasanın ikinci maddesiyle 2803 sayılı yasaya yani ek 5. madde ile jandarmanın mülki görevlerini yerine getirirken önleyici ve koruyucu tedbirleri almak üzere sadece kendi sorumluluk alanında casusluk suçları hariç 5271 sayılı yasanın 250. maddesinin 1. fıkrasının A, B ve C bentlerinde yazılı suçların işlenmesini önlenmesi amacıyla hakim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde jandarma genel komutanı veya istihbarat başkanının yazılı emriyle telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim tespit edilebileceği, dinlenebileceği, sinyal bilgilerin değerlendirilebileceğini ve kayda alınabileceği alınan yasa maddesinin 6. fıkrası ile de bu madde hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtların 1. fıkrada belirtilen amaçlar dışında kullanılabileceği hüküm altına alınmış 2559 sayılı polis vazife ve salayet yasasının ek 7. maddesinin 1 ve 7. fıkralarında da tamamen benzer düzenlemeye yer verilmiştir. Usulüne uygun olarak yapılan önlem amaçlı iletişimin denetlenmesi sonucu elde edilen bulguların bir ceza soruşturması başlatılmasının dayanak oluşturabileceğinde duraksama bulunmamaktadır. Duraksama bu tedbir yoluyla elde edilen bulguların bir ceza soruşturması veya kovuşturmasında delil olarak kullanılıp kullanılamayacağı noktasında toplanmaktadır. 5397 sayılı yasa uyarınca önleme amaçlı iletişim tespiti ve denetlenmesine ancak suç işlenmesinin ve kamu düzeninin bozulmasının önlenmesi amacıyla başvurulabilecek ve önleme amacıyla yapılan iletişim tespiti ve denetlenmesi sonucu ulaşılan bulgular da yasanın öngördüğü amaçlar dışında ve bu arada bir ceza soruşturması veya kovuşturmasına delil olarak da kullanılamayacaktır. Önleme araması. Kamu emniyetini sağlama noktasında yapılması gereken en temel faaliyetlerden biri hiç şüphesiz tehlikeyi tespit etmek ve zarar ortaya çıkmadan tehlikeyi ortadan kaldırmaktır. İşte bu yüzden polis vazife salayet kanunu kolluğa yasada belirtilen hallerde önleme araması yapma yetkisi vermiştir. Bu tedbirin gayesi kamu düzenini tehlikeye sokabilecek kişi ya da eşyalar tespit etmek ve onları muhafaza altına almaktır. Kanun polise ancak yazılı emir üzerine tehlikenin ve suç işlenmesi önlemesi amacıyla arama yetkisi vermiştir. Mahiyeti icabı bir idari işlem olmakla birlikte hakim kararı gerekir. Fakat gecikmesinde sakınca olan hallerde illerde vali, ilçelerde kaymakamca yazılı olarak buna izin verilmesi mümkündür. Polis vazife salayet kanunu 9. maddede geçer. Spor karşılaşması, miting, konser, festival, toplantı ve gösteri yürüyüşünün düzenlediği yer ve aniden bir araya gelen topluluk hallerinde gecikmesinde sakınca bulunan hal var kabul edilir. Aynı kanunun 9-6. maddesinde geçer. Kolluk böyle bir karara gerek duyulduğunda arama için makul sebep oluşturan tehlike halinin varlığını bildiren gerekçeli açıklamasını içeren önleme araması için talep yazısını mülki amire sunar. Aynı kanunun 9'da 2. maddesidir bu. Mülki amir gerekli görürse durumu suç ceza hakimine bildirir. Hakim onay kararı verebilmesi için hakimin tehlikenin yakın olması ve bu durumu gösteren emarelerin olması gerekir. Hakim yakın tehlikenin mevcudiyetini saptadığında aramanın sebebi, konusu, kapsamı, yapılacağı yer ve süresini belirtilen arama kararı yazısını yazar. Arama yönetmeliği 23 maddede geçer. Her ne kadar anayasa madde 21'e göre şahısların üzerinde özel kağıtlarında eşyalarında arama yapılabilmesi mümkün ise de arama yönetmeliği madde 19'a göre konutta kamuya açık olmayan iş yerlerinde ve eklentilerinde önleme araması yapılamaz. Gerek anayasada gerek bazı kurallarda bir takım personel ve kimseler görev ve yetkileri itibariyle bir takım başlıklara tabi tutulmuşlardır. Bu kimselere örnek olarak anayasamızın 80. maddesinin 2. fıkrası hükmüyle milletvekilleri, 28.02 sayılı hakimler ve savcılar kanunu 88. ve 93. hükümleriyle hakimler ve cumhuriyet savcıları ve 11.36 sayılı avukatlık kanunu 58. maddesiyle avukatları verebiliriz. Mevzuattaki bu düzenlemeler karşısında önleyici kolluk tedbirlerinden
durdurma ve kimlik sorma tedbirinin bu kimseler bakımından uygulanıp uygulanmayacağı meselesi gerek öğretide gerekse uygulamada tartışmaya konu olmuştur. Bu konuya ilişkin olarak Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin 16.2.2005 tarihli 2005E554 numaralı kararı şu şekildedir. Avukat olan davacının üzerinin ve çantasının aranmasından dolayı 2.500.000, 2.5 trilyon galiba lira manevi tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılan davada olayda hizmet kusuru bulunan idarenin doğan zararı tazminle yükümlü olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar veren Ankara 3. İdare Mahkemesi'nin 11.06.2004 tarihli ve 2003'e 11.92, 2004'e 978 sayılı kararının hukuki ve yasal dayanaktan yoksun olduğu sayıyla itirazen incelenerek bozulması istenilmektedir. Hüküm veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşülüp düşünüldü. Avukat olan davacının üzerinin ve çantasının arınmasından dolayı 2,5 trilyon lira manevi tazminatı olay tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılmıştır. 11.36 sayılı Avukatlık Kanunu 58. maddesinde avukatların görevlerinden doğan ve görev sırasında işledikleri suçlardan dolayı haklarında soruşturma Adalet Bakanlığı'nın vereceği izin üzerine suçun işlendiği Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılır. Avukat yazıhaneleri ve konutları ancak mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı denetiminde ve baro temsilcisinin katılımıyla aranabilir. Ağır cezayı gerektiren suç istihalleri dışında avukatın üzeri aranamaz hükmüne yer verilmiştir. Avukatın müdafaa görevini garanti altına alan 11.36 sayılı yasanın 58. maddesinde avukata tanıdığı ayrıcalık, avukatın kendisinin suç isnadı ile karşı karşıya kaldığı durumlarda geçerli olan bir ayrıcalıktır ve bu ayrıcalık da adli aramalarda uygulanabilir. Oysa olayda izinli yürüyüş alanı olarak sınırları belirlenen alan içinde geçmek isteyen davacının üzerine aranmak istemesi bir önleme aramasıdır. Bu aramalar yakın tehlikenin önlenmesi amacıyla yapılır ve bu aramalara da herkes tabi olmaktadır. Bu sebepledir ki 25.5.2004 tarihinde yayınlanan adli ve önleme aramaları yönetmeliğinde adli arama ve önleme araması ayrı ayrı tanımlanmıştır. Olayda özel güvenlik alanından geçmek isteyen davacının üzerine miting alanındakilerin ve çevredikilerin can ve mal güvenliğini sağlamak üzere herkese uygulanan önleme arama kuralına uygulanması amacıyla aramaya tabi tutuldu. Davacının olay esnasında adli bir görev yapmadığı ve kendisinin avukatlık veya diğer görevden dolayı bir suç isnadı altında olmadığı, dolayısıyla 11.36 sayılı yasanın 58. maddesi hükmünün ihlalinin söz konusu olmadığı ve tüm bunların sonucu olarak da idarenin bir hizmet kusurundan söz edilemeyeceği sonucuna varıldığından davacının manevi tazminat talebinin reddi gerekirken mahkemece istemin kabulüne karar verilmesinde hukuka uyarlılık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle davalı itirazını kabulüne, itiraza konu Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce verilen 11.06.2004 gün ve 2003'e 11.92, 2004'e 978 sayılı kararın bozulmasına, davacının manevi tazminat talebinin reddine 16.02.2005 tarihinde oy birliğiyle karar verilmiş. Önleme aramasının amacı tehlikeye düşürülmemek kaydıyla aramanın üzerinde gerçekleştiği şahsa arama sebebi bildirilir. Aramadan hemen önce kolluk kendisinin ve başkalarının güvenliğini korumak amacıyla tedbir amaçlı arama yapabilir. Bu durumda yazılı emir veya hakim kararı gerekmez. Yakalama yönetmeliği 6.2'de geçer bu. Yani önleme araması esnasında iki tür arama vardır. Birincisi tedbir amaçlı üst araması, öteki ise tedbirin sebebine ilişkin kesin aramadır. Arama yönetmeliğinde arama esnasında insanlık dışı muamelede bulunmama, kalabalık içinde arama yapılmama, üzeri aranan şahsın konuşmasına, vücudunu hareket ettirmesine imkan verilmeyecek şekilde arama yapılması gibi arama şekline ilişkin ayrıntılı düzenlemeler madde 27 ve diğer devam eden maddelerde getirilmiş. Arama mümkün olduğunca hemcins tarafından yapılmalıdır. Fakat vücut ve hayat bakımından yakın bir tehlike mevcut olursa bu gibi acil durumlarda aynı cinsten personel temini beklenilmeyebilir. Önleme araması kararı almadan yapılabilecek işlemler. Teknik bakımdan arama sayılmayacak evin veya okulun yangın önlemlerini kontrol etme gibi idari önlem hallerinde hakim kararına ihtiyaç yoktur. Keza aynı şekilde mevcut ya da gerçekleşmesi muhtemel yakın tehlike hallerinde kanunla toplumu tehlikeden korumakla görevlendirilmiş kolluğun arama yapabilmesi için hakim kararı gerekmez. Arama yönetmeliği 25. maddeye göre şu hallerde de hakim kararı olmaksızın önleme araması yapılması mümkündür. Bunlara bakalım. Devletçe kamu hizmetine özgülenmiş bina ve her türlü tesislere giriş ve çıkışın belirli kurallara tabi olduğu hallerde söz konusu tesislere girenler üstlerin veya üzerlerindeki eşyanın veya araçların aranmasında,
Yani özel mülklere girişte devlet kurumları falan. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ek 1. maddesi kapsamında bulunan sivil hava meydanlarında, limanlarda ve sınır kapılarında binaların, uçakların, gemilerin ve her türlü deniz ve kara taşıtlarının giren çıkan yolcuların X-ray cihazından geçilerek gerektiğinde üstünün veya eşyasının aranmasıyla burada görevli kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar personeli üstlerinin araçlarının veya eşyalarının aranmasında. 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu 11. maddesi kapsamında kişilerin üstünün eşyalarının olağanüstü hal valisinin emriyle aranmasında. 1402 sayılı Sıkı Yönetim Kanunu 3. maddesi kapsamında konutların ve her türlü dernek, siyasi parti, sendika, kulüp gibi teşekküllere ait binaların, iş yerlerinin özel ve tüzel kişiliklere sahip müesseseler ve bunlara ait eklentiler ve her türlü kapalı veya açık yerlerin, mektup, telgraf ve sahil gönderilerin ve kişilerin üzerlerinin sıkı yönetim komutanının emriyle aranmasında. Kanunların muhafaza altına alınmalarına olanak verdiği kişilerin üst veya eşyalarının aranmasında. 26.4.1961 tarihli ve 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun çerçevesindeki görevli kolluğun aynı kanunun 79. maddesindeki silah taşıma yasağı kapsamında silah taşıdığından şüphelenen kişilerin üstlerin ve eşyalarının aranmasında şeklindedir. Durdurma. Kişinin anayasal bir hak olan seyahat özgürlüğünü ilgilendirir bu durdurma. Yine anayasanın yerleşme ve seyahat hürriyeti başlıklı 23. maddesine göre bu özgürlük ancak suç soruşturması ve kovuşturması nedenleriyle ya da suç işlenmesini önlemek amacıyla ve ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasanın burada bahsettiği kanun polis vazife salayat kanunu 4A maddesidir. Durdurma yakalama değildir. Yakalama için kişinin fiilen kontrol altına alınmış olması gerekir. Yakalama ve durdurma arasındaki farkı şöyle belirtebiliriz. Makul zekadaki ortalama bir kimse tedbir üzerine kontrol altında olduğunu ve özgürlüğün sınırlandığını hissediyorsa işlem yakalama koruma tedbiri, ancak tedbirin geçiciliğini biliyorsa ve kendisini denetim altında hissetmiyorsa durum önleme tedbiri, bu durdurma önleme tedbiri söz konusudur. Daha sonra polis vazife salayet kanunu 4A1 maddesinde durdurma sebeplerini tahdidi olarak saymıştır. Bunlar: bir, suç veya kabahatin işlenmesini önlemek, suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya kabahatlerin faillerin kimliklerini tespit etmek, hakkında yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit etmek veya kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya mal varlığı bakımından ya da topluma yönelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek hususlarında kanaat elde ederse kişileri veya araçları durdurabileceklerdir. Kolluğun vatandaşı yolda durdurabilmesi için makul sebep gerekir. Aynı polis vazife salayet kanunu 4A maddesinin 2. fıkrasında geçer. Makul sebep akla ve mantığa yatkın sebeptir. Bu durumda kolluk somut olayı şartları içerisinde değerlendirerek takdir edecek. Akla ve mantığa yatkın bir sebebin varlığı hususunda makul bir şüpheye ulaşırsa etkisini kendiliğinden kullanabilecektir, yetkisini. Eğer gerek duyuyorsa durdurduğu kişiye durdurma sebebine ilişkin olarak sorular yöneltebilecek. Kimliğini ve bulundurulması gerekli diğer belgelerin ibraz edilmesini isteyebilecektir. Yine polis vazife salayet kanunu 4A3 fıkrasında geçer bu. Bu sorular soruşturma evresinde şüpheliye yöneltilen sorular olmadığı için ceza mahkemesi kanunu 147 maddesi uyarınca hakların bildirilmesi gerekmez. Yolda durdurulan kişinin kimliğini ispat edememesi halinde hakkında bilgi toplamak ve kimliğini tespit etmek üzere kolluğun 24 saate kadar gözaltına alma yetkisi doğar. Hukuka uygun bir şekilde durdurmak isteyen kimse kolluğun talebine direnirse polis vazife salayet kanunu 16 ve 17. maddeleri gündeme gelir ve kolluk belgeyi ibraz etmeyen şahsı zor kullanarak karakola götürebilir. Kolluk durdurduğu şahsın üzerine kendisi ve başkalarının güvenliğini korumak amacıyla tedbiren arayabilir. Bunun dışında adli arama yapamaz. Adli arama yapabilmesi için en azından kolluk amirine izin vermiş olması gerekir. Ceza muhakemeleri kanunu 116'da geçer. Bu durdurma tedbirinde süreye ilişkin olarak mevzuatta düzenleme yoktur. Fakat bu süre işleme temel oluşturan makul sebebin gerektirdiği zorunlu süreden fazla olamaz. Önleme yakalaması ve muhafaza altına alma. Kamu düzeni bakımından gerekli olan hallerde jandarma ve polis muhafaza altına alma gibi kişi özgürlüğünü sınırlayıcı tedbirler alabilir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 5. maddeye göre her ferdin hürriyet ve güvenlik hakkı olup bu hak ancak sözleşmede öngörülen istisnai hallerde durumun gerektirdiği ölçüde yasayla olur. Anayasanın kişi hürriyeti ve güvenliği başlıklı 19. maddesi de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile paralel bir düzenleme getirmiş. Bu kısımda anlatılan yakalama türü suç ile ilgili değildir. Önleme yakalamasının iki amacı vardır. Birincisi kamu barışını
korumak. İkincisi ise akıl hastası ya da madde bağımlısı örneklerinde olduğu gibi kişilerin kendi emniyetini sağlamadır. Önleme yakalaması ve muhafaza altına alma tedbirinin uygulanması 01.06.2005 tarih ve 25.832 sayılı yakalama, gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliğindeki esaslara göre yapılır. Muhafaza altına alma, önleme yakalamasının devamında gerekirse uygulanan bir tedbir olup adli yakalamayı takip eden gözaltı işlemine benzer. Yakalama yönetmeliği 4. madde muhafaza altına almayı kanunun yetki verdiği hallerde kişilerin ilgili kurumlar veya şahıslarca teslim alınana kadar sağlıklarına zarar vermeyecek bir şekilde ve gerektiği ölçüde özgürlüklerinden mahrum bırakılmaları olarak tanımlanmıştır. Ölçülük kriterine ilişkin olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 7.3.2013 tarihinde verdiği Ostendorf Almanya kararında durumun gereklerine uygun olmak, sözleşmedeki meşru sınırlama sebeplerine dayanmak kaydıyla yapılan ölçülü müdahaleyi sözleşmenin ihlali saymıştır. İhlali saymamıştır. Olay özetle şöyle gerçekleşmiş. Henrik Ostendorf isimli daha önceden bir takım şiddet içerikli fiillerinden ötürü sabıkası olan bir futbol holiganı kalabalık bir taraftar grubu ile Eintracht Frankfurt ile Werder Bremen futbol takımlarının oynayacağı maçı izlemek için trenle Bremen'den Frankfurt Main'e gider. Daha sonra öncesinde Bremen polisi Frankfurt polisini maçta şiddet kullanmaya meyilli bir holigan grubunu Bremen'den Frankfurt Main'e seyahat etmeyi planladığını uyarır. Grubun Frankfurt Main garına gelmelerinin ardından polis taraftarının kimliklerini kontrol eder ve büyük çoğunluğun şiddete eğilimli holiganlar olduğuna kanaat getirir ve Ostendorf'u Bremen'le holiganların lideri olarak değerlendirir. Polis stadyuma girerken gruba refakat eder ve Ostendorf'a gruptan ayrılmamasını söyler. Grup polis nezaretinde bir bara gider ancak bardan ayrıldıktan sonra Ostendorf'un grupla birlikte olmadığı belirlenir. Yapılan araba faaliyeti sonrasında Ostendorf'un bir WC'de bulunur. Ostendorf ve holiganları organize ettiği noktasında yeterli olguların bulunduğu gerekçesiyle cep telefonuna el konu olarak stadyuma yakın bir polis merkezine götürülür. Aynı gün maçın ardından taraftarlar dağıldıktan sonra akşam vakitlerinde serbest bırakılır ve telefonu 5 gün sonra verilir. Olay iç hukuk tüketilerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne getirilir. Alman hükümeti ilgili şahsın özgürlüğünün suç işlenmesinin önlenmesi ve güvenlik gerekçeleriyle hukuka uygun olarak sınırlandığı savunmasında bulunur. Mahkeme Frankfurt Main Polisi'nin genel güvenliği korumak, suç işlenmesini engellemek sahikiyle hareket etmesini ve şahsı geçici olarak karakolda tutup telefonuna el koyarak holigan grubu organize etmesine mani olmasını ölçülü ve gerekli bularak bir ihlal olmadığına kanaat getirir. Önleme yakalaması ise kişilerin vücut ve hayat sağlıkları bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yapılır. Yakın tehlikeyi önleme amaçlı yakalama hukukumuzda mevcut değildir. Özellikle kişi yaşı ve hastalığı nedeniyle kendini idare edemeyecek durumdaysa ve tehlike niteliği itibariyle bu tedbirin alınması zorunlu kılıyorsa polis veya jandarma tarafından önleme yakalaması yapılabilir. Durumları itibariyle tehlike arz eden akıl hastaları, madde bağımlıları, küçükler bu kimselere örnek olarak gösterilebilir. Kural olarak hakimden karar almak gerekmez. Fakat tedbirin uzun süreceği anlaşılıyorsa anayasa madde 19 gereği hakimden izin almak gerekir. Söz konusu anayasal düzenlemeye göre yakalanan kimse en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli yol süresi hariç en geç 48 saat, toplu suçlarda ise en çok 4 gün içerisinde hakim karşısına çıkarılmalıdır. Fakat hakim kararı gerektiren halin kanunla düzenlenmesi yerinde olacaktır. Polis vazifesi Anayasa Kanunu 13'e 5 hükmüne göre muhafaza altına alınan kişiye gecikmeksizin muhafaza altına alınma sebebi bildirilmeli ve ayrıca tedbir özgürlük kısıtlamasının amacını tehlikeye düşürecek bile olsa ilgilisinin yakınlarına bildirilmelidir. Muhafaza altına alınan kişi gerekiyorsa ıslah ve tedavi amaçlı olarak ilgili kuruma teslim edilmeli, yoksa nezarethaneye alınmalı fakat tutuklu ve hükümlülerle bir arada tutulmamalıdır. Polis vazifesi Anayasa Kanunu madde 13'te geçerli. Bölüm değerlendirme. Önleme tedbirlerini koruma tedbirlerinden ayırmaya yarayan temel kısıta suça ilişkin olmayıp bir tehlike halinde uygulanabilmeleridir. Önleme amaçlı iletişimin denetlenmesi kararı kural olarak uygulanabileceği azami süre 3 aydır. İletişimin denetlenmesi önleme tedbirinde kanunda öngörülen sürelerde olsa dolarsa ya da hakim tarafından dinleme kararı verilmezse elde edilen bilgiler 10 gün içinde silinmelidir. Suç işlenmesinin önlenmesi ve istihbarat amaçlı iletişimin denetlenmesi amacıyla elde edilen bulgular hiçbir zaman kullanılamazlar. Delil olarak. Polis vazifesi Anayasa Kanunu madde 4A'ya 1 düzenlemesinde durdurma sebepleri, bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek, suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya kabahatlerin faillerin kimliklerini tespit etmek,
hakkında yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit etmek, kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya mal varlığı bakımından ya da topluma yönelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek şekli. Kamuya açık olmayan iş yerlerinde ve eklentilerinde önleme araması yapılamaz. Kural olarak hakim kararı gerekir. Gecikmesinde sakınca olan hallerde vali, ilçelerde kaymakamca yazılı olarak bu iznin verilmesi mümkündür. Spor karşılaşması, miting, konser, festival, toplantı ve gösteri yürüyüşünün düzenlediği yer ve aniden bir araya gelen topluluk hallerinde gecikmesinde sakınca bulunan hal var kabul edilir. Aramadan hemen önce kolluk kendisini ve başkanın güvenliğini korumak amacıyla tedbir amaçlı arama yapabilir. Bu durumda yazılı emir veya hakim kararı gerekmez. Devletçe kamu hizmetine özgülenmiş bina ve her türlü tesislere giriş ve çıkışın belli kurallara tabi olduğu hallerde, söz konusu tesislere girenlerin üstlerin veya üzerlerindeki eşyanın veya araçların aranması, 29-35 sayılı olağanüstü hal kanununun 11. maddesi kapsamında kişilerin üstünün eşyalarının olağanüstü hal valisinin emriyle aranması, 26-4-1961 tarihli ve 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun çerçevesinde görevli kolluğun aynı kanunda 79. maddesindeki silah taşıma yasağı kapsamında silah taşıdığından şüphelenilen kişilerin üstlerin veya ve eşyaların aranması, mevcut ya da gerçekleşmesi muhtemel yakın ve büyük bir tehlike halinde kolluğun önleme araması yapabilmesi için hakim kararı gerekir. Yolda durdurulan kişinin kimliğini ispat edememesi halinde hakkında bilgi toplamak ve kimliğini tespit etmek üzere kolluğun 48 saate kadar gözaltına alma yetkisi doğar. Durdurma tedbirini uygulayabilmesi için kolluğun makul bir sebebe dayanması gerekir. Hukuka uygun bir şekilde durdurulmak isteyen kimse kolluğun talebine direnirse kolluk zor kullanabilir. Eğer gerek duyuyorsa durdurduğu kişiye durdurma sebebine ilişkin olarak sorular yöneltebilecek, kimliğini veya bulundurulması gerekli diğer belgelerin ibraz edilmesini isteyebilecektir kolluk. Durdurma tedbirinde azami süre yoktur. Muhafaza altına alma tedbiriyle ilgili olarak kural olarak hakim kararı gerekmez. Koruma tedbirlerinden gözaltına alma işlemine benzerler. Ancak mevzuatta öngörülen hallerde uygulanabilirler. Muhafaza altına alınan kişi gerekiyorsa ıslah ve tedavi amaçlı olarak ilgili kurumlara teslim edilmeli, yoksa nezarete yanayı alınmalı, fakat tutuklu ve hükümlülerle bir arada tutulmamalıdır. Evet, bölüm bu kadar.